Merhaba gönül dostlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlere partnerin dünyası açılımı yapacağım. 12 tane tarot kartı kullanacağız. 3 satır olacak. Ve bu 3 satır içinde aynı zamanda enerji kartlarından destek alacağız konuşma kartlarımız var bakalım aklımızdaki kişi bize ne söylemek ister anın enerjisiyle bir de açılımımızın geneline tekabül edecek meleklerimizden bir tavsiye kartı seçeceğiz bugün 4 deste kullanacağım farklı yine 4 destemiz olacak evet açılımımıza başlayalım ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Aklınızdan, kalbinizden, niyetinizi geçirirken, e, bilin ki ben burada sizlerin enerjisini alarak, sizlerin enerjisine odaklanarak kartları karıştıracağım. Hiçbir şey önceden hazırlıklı değil. Tamamen anın enerjisiyle, ilahi kanallardan gelecek olan tüm mesajları en doğru şekilde sizlere iletmek için e, elçiyim. İnşallah sizi de şifalandırabiliyorumdur. Evet kartları karıştırmaya başlayacağım. Kolektif açılımdır. Zamanı zamansız. Hangi ana denk geldiyseniz. Videomu izleyebilirsiniz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi sizin karşınızda karıştırıyorum. Tam da şu anın enerjisiyle. Partnerin dünyası açılımı için. Enerji kartlarım. Size ne söylemek ister? Şimdilik şöyle dizeceğim. Sonrasında kadrajımıza göre ayarlayacağım. Şimdi burada e, ilişki açılımındaki gibi olacak e, düşün dünyası, duygu dünyası ve eylem dünyası olarak ilk satır e, düşün dünyası, ikinci satırımız duygu dünyası, üçüncü satırımız da eylem dünyasını bize verecek. E, her satır için dörder kart seçeceğiz. Bu arada bu videoları eğitim amaçlı izlemek isteyenler varsa umarım faydalı olabiliyorumdur. Sormak istedikleri sorular varsa çekinmeyip sorabilirler. Yardım etmekten mutluluk duyarım. Eğer açılımda bir takım e, farklılıklar hissedersek tekrar kartlarımızdan da destek almaya devam edeceğiz. Böyle kalmayacak tıpkı geçen gün e, yaptığımız gibi. Evet, ve konuşturma kartlarımız. Tam da şu anın enerjisiyle bana danışan kişilerin aklındaki kişi onlara ne söylemek isterdi? Bir bakalım. iki kart seçmek istiyorum. Evet. Ve melek kartlarımız. Bakalım bu ilişkiniyle alakalı, aklınızdaki kişiyle alakalı, düşün, duygu ve eylem dünyasıyla alakalı bize ne söylemek ister? Bize mesajı, tavsiyesi nedir? Şöyle bir kontrol edelim. kadrajımızda çıkıyorlar mı? Evet birçoğu çıkıyor. Yakınlaştırırız aynı zamanda. Tamamdır. Öncelikle enerji kartlarımızı açalım. Evet. Bakımımıza başlıyoruz. Ben her video çektiğimde böyle heyecanlanıyorum. Bu bende her zaman olacaktır. O yüzden Sürçülisan ediyorsam Affola efendim. Evet. Şu an düşün dünyasını açıyorum. Aklında, düşüncelerinde neler var? Bir bakalım. Duygu dünyası. Ve eylem. Dünyası. yine melek kartımı en sona saklıyorum çünkü bize olan tavsiyesini en son yorumlamak istiyorum ve konuşturma kartlarına bakalım seni anlıyorum artık kavga etmeyelim seni görmezden gelmiyorum sadece şu an kendime odaklanmam gerekiyor Arkadaşlar yine burada daha önce baktığım gibi biraz yorgun bir partner var. İlişkisinde yorgun, kalbinde, aklında yorgunluk hisseden bir partner var. Evet. Düşün dünyasında maddi sıkıntıları olmuş kişi. Bu kişiden bahsediyoruz. Kayıplar vermiş. Fakat yılmamış, ne yapmış, etmiş yine mücadelesini vermiş. Ama aklında o kadar çok fazla şey var ki e, oradan oraya koyuyor olmuyor, oradan oraya koyuyor olmuyor. Yani ne yapsa ne etse kafasındaki bir şeyi netleştiremiyor. O şey ne? Öncelikle maddiyatına çok ağırlık vermiş. Bu yüzden e, sizinle ilgilenememiş, ilgisini alakasını size gösterememiş olabilir. Dolayısıyla çok da yargılamayın neden? Çünkü bu kişi sizin karşınızda güçlü olmak istiyor. Bu kişi yaratıcı yanı var bu kişinin ee, hareketli birisi Ateş grubunu veriyor bana Ateş grubu dediğimiz grupta da koç aslan yay var. Bu e, burcu olabilir, yükseleni olabilir, ay burcu olabilir. Etkisi altında şu an düşüncelerinde bu burçlar, onun etkisi altında. Ha, dersiniz ki benim aklımdaki kişinin bu böyle bir burcu yok ne yükseleni böyle ne ay burcu böyle. Evrenin bu burçları olan yönlendirmesi, etkisi bu kişinin düşüncelerini etkiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla düşüncelerinde atağa geçmek hareketli olmak, bir şeyleri rayına otutturmak var. Hatta bununla ilgili hanesinden destek görüyor bir anne figürü. Bu kişi annesi olabilir, eğer annesi hayatta değilse ablası olabilir. Eğer ablası da yoksa annesi ya da ablası niteliğine otutturmuş bir kişi olabilir. Saygı duyduğu, önem verdiği teyzesi olur, halası olur. Evet, zaten enerjisinde de artık değer kapısı yüzüne açılıyor. Yani zamanında verdiği kayıpları olduğu gibi yavaş yavaş yerine koyuyor. Şu an düşünceleri çok karışık. Aklında birden fazla olaylar var. Birden fazla yapmak istediği şey var. Biraz da hayal kırıklığı var bu insanday. Sanki yapabildiğini yapmış ama aklı yapamadıklarında ve bunun hayal kırıklığını yaşıyor olabilir şu an. Böyle bir aurası, böyle bir enerjisi olabilir ama e, harekete geçme enerjisi de var bu kişide. Tamam bazı şeyleri ben rayına tutturamıyorum, aklım karman çorman ama bir yerden de başlamam lazım. Evet bunun desteğini de bir kadın figüründen alacak ya da ona... E, anaç ruhlu yaklaşan bir erkek olabilir. Nasıl bir erkek anaç ruhlu yaklaşır. Annesi yoktur ama hanede bir baba figürü vardır. Ablası yoktur ama bir e, abi figürü vardır. Fakat burada daha çok bir kadının varlığı hissediliyor. Her ne kadar e, erkek olabilse de bir kadının varlığı hissediliyor. Dolayısıyla e, aldığı bu destekle, bu katkıyla Harekete geçirecek bazı planları projeleri var kafasında İlişkinize istinaden bu ne olacak Evet bunu da duygu dünyasında göreceğiz Neden çünkü duygu dünyasına geldiğimizde size karşı Aslında bir yuva kurmak bir aile kurmak e, istiyor Ve bunun için dengede kalmayı da istiyor Fakat korkuları var Kaygıları var Belki size evlenme teklif ettiğinde reddetmenizden korkuyor. Belki size olan e, güveni tam sağlamış değil. Tamam ben bu insana evlenme teklif etmek istiyorum. Evlenmek istiyorum. Bir aile, bir yuva, çoluk çocuğa karışmak istiyorum. Ama... Yani benim kaygılarım var diyor. Evli olanlar için de yorumu. Evet ben hanemde evliyim, mutluyum. Yıldızım parlıyor. Karşılıklı bir... E, Bağımız, bağlılığımız var ama bu bağlılıkların bir kısmı da beni yoruyor. Yani biraz gözüm kapalı ben bağlanmışım. Görmem gereken şeyleri gör, görememişim, görmemişim ve artık içimde o şeyler korku, kaygı olarak ön plana çıkmaya başladı. Acaba ben ailemi gerçekten mutlu edebiliyor muyum yoksa sadece benim açımdan mı ailem mutlu görünüyor diye bazı korkuları ve kaygıları var. Bu da uykularına yansımış. Kabuslarına tekabül ediyor. Yaşadıkları stres, üzüntü. Yine işin ucunda para var. Yani şu maddiyatı kendini sarıp sarmalaması ve maddi olarak ben iyiysem her şey iyi düşüncesi biraz onu bitiriyor. Bekarlar için de dediğim gibi yuva kurmak istiyor ama bir takım sıkıntıları, kaygıları, korkuları var. Evet sizi cinsel anlamda çekiyor mu? Çekiyor. Tutkusal anlamda çekiyor mu? Çekiyor ama birkaç adımda geride durmayı istiyor. Çünkü bu acaba gerçekten sevgi mi yoksa körü körüne bağlılık mı? Hani bunu anlamaya çalışıyor şu an duygularında. Gelelim eylem dünyasına. Daha sonra genel olarak tekrardan devam edeceğim. Şimdi parti parti gidelim. Eylem dünyasına gelecek olursak bu insan aklındaki ve duygularındaki e, dengeyi bulacak. Ve size aslında körü körüne bağlılık hissi, hissiyatının... Olmadığına inanacak ve içindeki duyguların gerçekten sevgi ve aşk olduğuna sizin onun ruh eşi olduğunuza inanaraktan bir adım atacak onunla ilgili bu eylem dünyasında belki hoş olmayan bir takım haberler alabilirsiniz yani temkinli davranacağınız neticesinde temkinli olmanız gereken bir takım haberler alabilirsiniz bu kişiyle bir mekan değişikliği yapabilirsiniz. Yani bir yere gidersiniz, oturursunuz, konuşursunuz ama başka bir yere gitmek istersiniz. Belki oranın enerjisi, aurası size iyi gelmez. Bir takım farklılıklar yaşayabilirsiniz. Ee, evli olanlar için de yaşanılan korku, duygu dünyasındaki tereddütler, eylem dünyasında yine maddiyatla çakışıyor. Fakat sizinle evli olmasından dolayı pişman değil. Sizinle dengede olma konusunda hem fikir Evet gerçekten yıldızınız bir parlıyor ve dengedesiniz ee, bir taşınma olabilir aklınızda bir taşınma bir yer değiştirme bir e, iş değiştirme gibi farklılıklar yaşayabilirsiniz veya yaşadığınız şu anki durumu farklı bir boyuta taşıyabilirsiniz. yani rutinliğinizden biraz çıkmak isteyip farklı şeyler yapmak adına hareket edebilirsiniz. Evet siz de bu süreçte temkinli olacağınız bir takım haberler alacaksınız. Evet evli çiftlerim için de bunları söyleyebilirim. Bekarlar için de dediğim gibi bir şeylerin e, rayına oturması, at koymak, hani flörtleşiyorsunuzdur ama hiçbir şey net değildir. Onları netleştirebilirsiniz. Çünkü artık bu kişi sizinle alakalı e, saf duyguları olduğuna, e, körü körüne bağlılık değil de gerçekten, kalben bağlı olduğuna inanacak. Ama dediğim gibi burada kişiyi etkileyen en büyük faktör maddiyat. Her aşamada tılsım çıkmış. Düşün dünyasında, duygu dünyasında ve eylem dünyasında özellikle. Ki enerji de bunu gösteriyor. Enerji kartları, değer kapısı, bağlılık ve finansal yani kendisinde çözmesi gereken şeyler olduğunu bir kez daha görüyoruz. Ne demişti bize? Sadece şu an kendime odaklanmam gerekiyor. Halletmesi gereken şeyler var. Yitip giden bazı şeyler olabilir hayatınızda. Yani bu kayıplar sadece maddi olmayabilir. Duygusal olarak çöküntü yaşıyorsunuzdur. Ee, yakın zamanda e, bir Manevi boyutta bir şeyleri kaybetmiş olabilirsiniz bunun duygusal çatışmasını yaşıyor olabilirsiniz Fakat yakın zamanda yakın süreçte toparlanma denen o döngüye gireceksiniz Evet ben bunları yaşadım ama artık toparlanmam gerek diye bir adım atacaksınız Bu kişi de aynı adım atacak zaten bu kişi bir destek alacak. Belki çok kıymet verdiği yaşça kendisinden büyük bir insandan destek alacak ya da anaç ruhlu birisinden annesi olur ablası olur yine tekrar ediyorum teyzesi halası yine aile bağlantılı güçlü bir kadın bundan destek alacak harekete geçmek için sadece düşün 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 bunlar olmuyor. Yani e, karşı taraf kadın olabilir erkek olabilir. Farkındaysanız, bizi izleyenler hani illa kadınlar izliyor diyemeyiz. Erkekler de izliyor. O yüzden e, karşı taraf kadın ya da erkek hiç fark etmez. Kendi hayatı, kendi önceliği şu an ön planda. Maddi kayıplarını yerine oturtmaya çalışıyor. Denge bulmaya çalışıyor. Şu anki duygu dünyasında yaşadığı sıkıntılar, problemler tamamen maddiyatla alakalı. Dolayısıyla kendisinin adım atmasına imkan vermediği için bu korkuları duygusal anlamda hep bir iki adım geride duruyor. Peki sonuç olarak e, melek kartları bize ne diyor? Duygusu, düşüncesi ve eylemi açısından bize ne söylüyor? Sonuç olarak bir bakalım değişimi kucakla bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacak yani ben az önce de söylediğim gibi saf sevgi bu bulunacak bir arada olunacak dengeler kurulacak mekan değişikliği istenilebilir farklı ilişkinin boyutlarına geçilebilir bir değişiklik rutinlikten çıkılabilir o yüzden değişimi kucaklayın Evet, bugünlük bakımımız bu kadar. Bir sonraki e, bakım açılım ne olur? Şu an ben de bilmiyorum çünkü anın enerjisiyle hareket ediyorum. Videomu izlediğiniz, beğendiğiniz, abone olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. İnşallah size şifa dağıtabilmişimdir. İnşallah eğitim açısından bu videoyu izleyen kişiler için yararlı olabilmişimdir. Aklınıza takılan herhangi bir soru ya da söylemek istediğiniz herhangi bir şey varsa Instagram üzerinden DM yoluyla da bana ulaşabilirsiniz. Ben aşağıya Instagram linkini bırakıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Oradan da paylaşımlar yapıyorum. Evet. Tüm kolektif açılıma niyet eden herkes için şifa olsun